Merhaba herkese. Şubat ayının ikinci yarısında okuduğum 7 tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Virginia Woolf'un Deniz Feneri isimli eserini ikinci defa okudum. Aralık'ta İngilizce orijinal metni okumuştum. Şimdi de Türkçesinden okudum. Çok da iyi bir çeviri olduğunu söyleyebilirim. Çeviri konusunda tavsiye soranlara bu kitabı, bu çeviriyi öneririm. Deniz Feneri oldukça etkileyici bir roman. Okuması çok kolay olmayan ama bunun karşılığını da okura fazlasıyla veren bir roman. Virginia Woolf kendi ailesi, annesi, babası ve çocukluğunu adeta bir ağıt yakıyor bu kitapta. Zaten kitabın adını da bir ağıt koymayı düşünüyor ilk önce, sonra vazgeçiyor bu fikirden. Bu otobiyografik ögeleri bilerek, yakalayarak okuduğunuz zaman daha da anlamlı ve keyifli bir okuma sunuyor size Deniz Feneri. O nedenle aslında Mina Urgan'ın Virginia Woolf'un hayatı ve eserleriyle ilgili Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitabında yazarın hayatıyla ilgili bölümü okuduktan sonra bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bir de yine Woolf'un düşüncelerini yakalayabilmek adına kendine ait bir odayı okuduktan sonra Deniz Feneri'ni okursanız daha iyi olacaktır. Çok fazla bir olay yok kitapta. Bilinç akışı tekniğiyle yazılmış bir kitap ve bilinç akışı tekniğiyle yazılan kitaplar arasında beni en çok zorlayan metinlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ama aynı zamanda çok zengin ve keyifli bir metin. Şiir gibi bir kitap. Yani psikolojik tahlillerle sosyolojik analizlerini Virginia Woolf adeta şiir gibi bir metinle sunmuş. Zaten Virginia Woolf'un eseri de bu kitap için ruh bilimsel bir şiir diyormuş. Gerçekten de öyle. Bilinç akışı tekniğiyle yazılmış ve bu teknikte yazılmış diğer kitaplardan neden daha zor? Şundan dolayı, mesela Faulkner farklı bireylerin zihinlerinde gezer bir eserdi ama onları bölüm bölüm ayırmıştır. İşte kitabın bölümünde bir birey vardır, ikinci bölümünde başka bir birey vardır. Bazen hangi bireyin zihninde gezdiğini de bölüm başlığı olarak verir, bazen de Ses ve Öfke'deki gibi vermez. Fakat Virginia Woolf bir paragrafta bir karakterin zihninde gezerken takip eden paragrafta başka bir karakterin zihninde geziyor. Dolayısıyla takip etmesi biraz dikkatinizi yoğunlaştırmanız, berrak bir zihinle okumanız gerekiyor takip edebilmek için. Deniz Feneri öyle bir eser ama 3 bölümden oluşuyor kitap. Birinci bölümde bu şekilde zorlanıyorsunuz. Sonrasında daha alışıyorsunuz ve gerçekten çok keyif verici bir metin haline geliyor Deniz Feneri. Deniz Feneri'nde Virginia Woolf yine bu toplumsal cinsiyet rollerini, o dönemin toplumunda kadının kadına bakışını, içselleştirilmiş cinsiyetçiliği, kadınların kendileri hakkında ve diğer kadınlar hakkında düşüncelerini, erkeğin ve erkeklerin kadına bakışını, bir evlilikteki karı koca, kadın erkek ilişkisi arasındaki içindeki dinamikleri çok güzel bir şekilde analiz etmiş. Psikolojik tahliller çok başarılı. Bu toplumsal sosyolojik analizler çok başarılı. Ama aynı zamanda da edebi açıdan çok doyurucu, şiir gibi bir metinle karşı karşıyasınız. Çok sevdim. Hatta Virginia Woolf'un şimdiye kadar okuduğum eserleri arasında en sevdiğim eserdir Deniz Feneri. Mutlaka hani bir gün okumanızı tavsiye ederim kendinizi hazır hissettiğiniz zaman. Çok da ama gözünüz korkmasın. Dediğim gibi buna alışıyorsunuz. O bilinç kendine has, bilinç akışı tekniğini kullanışına Virginia Woolf'un okurken alışıyorsunuz gerçekten. Tavsiye ederim. Çok çok güzel bir eserdi. Yine yeni tanışıp çok sevdiğim, beni çok etkileyen bir yazar Iris Murdoch Kesik Bir Baş A romanını okumuştum. Yazardan okuduğum ikinci kitap. Normalde peş peşe aynı yazarı okumayı çok tercih etmem ama Iris Murdoch beni çok etkilemişti. Kesik Bir Baş'ı da o nedenle hemen alıp okudum. Hatta Kara Prens'i de okudum ama onu Mart videosunda konuşacağım ondan. Çünkü Mart başında bitirdim o romanı. Felsefeci yazar Iris Murdoch. Bunu söylüyorum çünkü bunu göz önüne bulundurarak okunması gerekiyor eserlerinde. Kurgu olarak çok sürükleyici, heyecan uyandırıcı, okurun merakını sürekli diri tutan, şaşırtıcı ve akıcı kurgular yazıyor gerçekten. Ama aynı zamanda bu kurgunun zengin de bir alt metni oluyor. Yani felsefi açıdan da yazarın bize anlatmak istediği bir şeyler var. Ve bunları okura sunuş biçimini ben çok seviyorum. Yani okuru öyle kıvrandırmıyor, ya acaba ne demek istiyor diye böyle kendinizi hırpalamıyorsunuz. A'da daha üstü kapalı bir anlatım var ama o da yine okuru yoran bir okuma değil. Kesik Bir Baş'ta da yine son derece sürükleyici, akıcı, hatta bazen böyle gözlerinizi yuvalarından fırlatacak kadar şaşırtıcı, merak uyandırıcı bir kurgu var. Ama aynı zamanda felsefi dertleri de var yazarın bize sunmak istediği.
kesik bir başta daha çok Platon ve Kant'tan etkilendiği iyilik ve ahlak felsefesi üzerine bir şeyler anlatmaya çalışıyor Iris Murdoch. Bunu da biraz daha Freudian metodları kullanarak yaptığını söyleyebiliriz. Günümüz toplumunda, yani modern dünyada, bu modernlik, medeniyet, iyilik kisvesi altında ahlak anlayışını sorguluyor. İşte özgürlüğümüzün sınırı nedir? Bireyin özgürlüğünün sınırları ne olmalıdır? Toplumdaki o yazılı ve yazısız tüm kurallar, ahlak kuralları neden var ve olmasalardı ne olurdu? Bunu çok şaşırtıcı bir kurguyla anlatıyor. Şimdi kurguyu yadırgayan okurlar oluyormuş. Çünkü Murdoch anlatırken adeta karikatürize etme noktasına getiriyor kurguyu. Ama bazı şeyleri de hicvedebilmek için belki de bu kadar uç noktalara çekmek gerekli. Onun için ben okurken aslında hani yadırgamadım, çok rahatsız da olmadım. Çok severek okuduğum bir kitap oldu. Iris Murdoch'u çok seviyorum. Ben 3 kitabını okudum şu anda. Hala da devam ediyorum okumaya. Yazarı daha önce okumadıysanız kesik bir başla başlamayın bence. A romanı ile başlamanızı tavsiye ederim. Önceki videomda da bahsetmiştim. Murdoch'la ilgili araştırma yaparken sıkça A romanı ile başlanmasının önerildiğine denk geldim. Ben de 3 kitabını okudum. Şu anda böyle düşünüyorum. Kesik bir başta bu şekilde. Eğer Iris Murdoch'u seviyorsanız öneririm. Arnon Grunberg, Tirza, Ayfer Tunç önerisiyle ilk defa karşıma çıkan bir kitap. Bu da değişik bir tecrübe oldu benim açımdan. Yine modern insan eleştirisi diyebiliriz kitap için. Bir baba kızın ilişkisi üzerinden insanın o ilkel benliğiyle medeniyet arasındaki çatışmayı anlatıyor aslında. Yani bu modern dünyada hepimizin dışarıda farklı insanlara karşı farklı farklı alanlarda taktığımız maskeler var. Dışarıda medeni, modern bir dünya, bir toplum var ama bir yandan da insanın içindeki o ilkel benlik var. Ve bu çatışmadan ilkel benlik galip gelerek çıktığı zaman ne oluyor ya da bu çatışma insanı nerelere sürükleyebilir, bunun romanı. Tirza'yı sevip sevmediğim konusunda hala çok net değilim açıkçası. Bayıldığım bir kitap olmadı, sevmedim de diyemiyorum. Ama çağdaş edebiyattan hoşlanan okurların hoşlanacağını düşünüyorum. Edebi açıdan doyurucu bir metin aslında Tirza. Çok da çarpıcı bir sonu var fakat o sona gelene kadar ele alınan konular çok fazla beni tatmin etmedi. Biraz kararsız olma sebebim de bu. Evet, çok çarpıcı bir sonu var ama hani 300-400 sayfalık bir metne salt bir hani çarpıcı bir son okunmaya değer kılar mı, kılmaz mı? Daha doğrusu böyle bir durum okur olarak size zevk verir mi, vermez mi? İşte Tirza'yı okuyup okumama kararını bence bu soruya göre verebilirsiniz. Benim açımdan çok da emin değilim. Dediğim gibi edebi açıdan doyurucu bir dili var yazarın. Bu beni aslında hani kitaba devam etmeme sebep oldu ama sonuna kadar o kurguyu, konuyu, yazarın derdini çok tatmin edici bulmadım. Evet, çok çarpıcı bir sonu var. Modern insanın dertlerini çok iyi analiz ediyor. Konuya yaklaşımını ve konuyu ele alışını sevdim. Evet, Tirza ile ilgili de fikirlerim bu şekilde, karar size kalmış. Octave Mirbeau, Fransız bir yazar, bir sinir hastasının 21 günü çok 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 sevdiğim bir kitap oldu. Bu kitaplar arasından kesinlikle en sevdiğim bu. İkincisi belki Deniz Feneri. Ama uzun zamandır okuduğum kitaplar arasında çok sevdiğim bir kitap olduğunu söyleyebilirim. İlk defa yazarın bir kitabını okuyorum. İnanılmaz başarılı bir politik ve toplumsal hiciv roman. Georges Vasseur'du galiba, bir karakterimiz var ve bu karakterimiz Pireneler'de bir sanatoryum gibi, sağlık merkezi gibi insanların sağlık turizmi amacıyla gittikleri bir yere gidiyor. Ve burada eskiden tanıdıkları, arkadaşı olan insanlarla karşılaşıyor. Ve bu insanlarla karşılaştıkça aklına gelen, bu insanların çağrıştırdığı trajikomik anılarını, hikayeleri anlatmaya başlıyor okura. Küçük küçük hikayelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir roman ama asla hani bölük pörçük, parça parça hikayeler gibi düşünmeyin bunu. Bir bütünsellik var kitapta. Çok keyifli, çok muhteşem bir dili var Mirbeau'nun gerçekten. Önceleri o sanatoryumda kalırken çevresindeki burjuvazinin eleştirisini yaparak başlıyor kitap. Onun için ilk başta ben hani sığ, duyarsız, kendisinden ve çevresinden başka hiçbir şeye
aldırmayan burjuvazinin eleştirisi zannediyordum kitabı ama eser ilerledikçe görüyorsunuz ki Mirbo politikacıları, bürokrasiyi, sömürgeciliği, ırkçılığı, adalet sistemini, sağlık sistemini her şeyi o kadar güzel bir şekilde hücvediyor ki ve çok eğlenceli bir dili var. O dehasını da kaleminde görebilmeniz mümkün. Okurken kitabı yer yer kahkahalar attım ama birkaç saniye sonrasında o kahkaha attığım konunun aslında ciddiyetini ve ne kadar kötü bir mevzu olduğunu düşününce kahkaha attığım için utandım. Öyle bir kitap, muazzam bir eser. Çok ama çok sevdim. Hani zevkiniz benimle uyuşuyorsa ya da işte hicip okumaktan hoşlanıyorsanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ama hani bir incelemenizi mutlaka tavsiye ederim, öyle diyeyim. Çok çok sevdim. Ennio Vittorini'nin Fili, İtalyan yeni gerçekçi akımının önemli eserlerinden bir tanesi de. Vittorini de önemli bir yazar. Kısa, yalın ama şiirsel bir şekilde derdini son derece güzel bir şekilde okura sunan bir yazar Fil. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kalabalık bir İtalyan ailesinin evine götürüyor bizleri ve açlıkla, yoklukla o insanların mücadelesini okuyoruz. Ama bunu kesinlikle sizin duygularınızı sömürmeden, dediğim gibi son derece yalın ve şiirsel bir şekilde yapıyor. Böyle anlatımları da ben gerçekten çok seviyorum. Her şeyi böyle olduğu gibi işte şiirsel bir şekilde anlatıp hani o acıyı, kederi okura bırakan eserleri çok seviyorum gerçekten. Büyük baba var, ailenin bir büyük babası var. Yapısal olarak da son derece iri bir insan. Gençliğinde çok zor işlerde çalışmış ve ailesinin geçimini sağlamış bir insan. Fakat yaşlanınca ve sağlık sorunları da baş gösterince elbette çalışamaz hale geliyor. Ama bu sefer o iri cüssesi işte yıllar yılı o güç işlerde çalışıp ailesini doyurmasına yardımcı olan o iri cüssesi bu sefer beslenmesi gereken koca bir beden olarak görünmeye başlanıyor. Bunun hikayesi Fil. Çok severek okuduğum bir eser oldu. İnsanın tabiatı üzerine, bir ailedeki o aile içi dinamikler üzerine ama yokluk ve açlık üzerine hepsinden önce çok güzel bir metin. Bu hem aile içi ilişkileri hem de o toplumcu gerçekçi tarafını çok iyi bir şekilde dengelemesini de çok sevdim. Yani insana ait, o aileye ait hiçbir duyguyu atlamamış Vittorini bu kısacık metinde. Tavsiye edeceğim bir kitap. Ben de yazara Sicilya Konuşmaları isimli kitapla devam edeceğim. Afrika Edebiyatı grubumuzun Şubat ayı kitabıydı. Afrika Üçlemesi'nin ilk kitabı Parçalanma, Chinua Achebe'nin. Bu da değişik bir metindi yine. Okonkwo isimli baş karakterimiz var ve kitabın aslında büyük bir çoğunluğu bu baş karakterimizin kendisi ve ailesinin hikayesi üzerinden yaşadığı yerin, ki Achebe'nin de doğup büyüdüğü topraklar bunlar, gelenek, göreneklerini, inançlarını ve yaşayışlarını anlatıyor. Gelenek, göreneklerin, inançların bu insanların hayatı üzerinde hem bireyler olarak hem aileler olarak etkisindeki çoğunlukla elbette olumsuz etkilerini anlatıyor. O nedenle kitabın çoğunda aslında durağan bir anlatım var. Yani bir yaşayışa tanıklık ediyorsunuz. Sonrasında kurgu ilerledikçe elbette Beyaz Adam tarih sahnesine çıkıyor. İlk misyonerler, ilk sömürgeciler gelmeye başlıyor ve elbette kendi inançlarını orada yaymaya çalışıyorlar. Oradaki insanları ve kültürünü asimile etmeye çalışıyorlar. Severek okuduğum bir kitap oldu. Üçlemeyi de okumaya Nisan ayında devam edeceğim. Farklı kültürlerle ilgili okumalar yapmaktan hoşlanıyorsanız, Afrika Edebiyatı ilginizi çekiyorsa okumanızı tavsiye ederim. Zaten artık Afrika Edebiyatı'nın da klasikleri arasında sayılan bir eser. Yazar da önemli bir yazar. Son bahsedeceğim kitap Unamuno'nun Sisi. Elimde Can Yayınları baskısı var. Olvido'yu da aldım ben. Fakat bir arkadaşım okuması için verdim. Çünkü niye bilmiyorum, zor bulunuyor Olvido baskısı gerçekten. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her üç çeviriyi de karşılaştırarak okudum. Can, İş Bankası Kültür Yayınları ve Olvido. Kesinlikle Olvido'dan okumanızı tavsiye ederim. Can Yayınları zaten orijinal metinden çeviri değil. Ayrıca üç metni de karşılaştırınca şunu gördüm. İş Bankası Kültür Yayınları ve Olvido çok benzer, paralel çeviriler. Can biraz ayrıksı kalıyor onların yanında. Kendine has deyimleri, söyleyişleri biraz fazlaca katmış Behçet Necatigil çeviriye bence. Olvido ile İş Bankası'nı karşılaştırınca da çok büyük farklar yok arada ama ben Gökhan Aksay'ın Türkçe'ye hakimiyetini daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Daha net, daha açık, anlaşılır bir anlatım vardı Olvido'da.
Evet, eserin kendisine gelecek olursak 20. yüzyıl başlarında kaleme alınmış bir eser, 1914 yanılmıyorsam, ve o zaman varoluşçu bir akım olarak isimlendirilmiyor henüz, ama siz aslında varoluşçu bir eser, ınamını da varoluşçu bir yazar olarak nitelendirebiliriz. Sis'in kolay, yine trajikomik, takip etmesi son derece keyifli bir kurgusu var. Baş karakterimiz var, yakın zamanda çok bağlı olduğu ve hayatta adeta ona bir rehber vazifesi gören bir annesi var ve bu anneyi kaybetmiş. Anneyi kaybedince hayatta kendisini gayesiz, rehbersiz, boşluğa düşmüş hissetmeye başlamış ve bu boşluğu da doldurmaya çalışıyor aslında kendince. Aşkla doldurmaya çalışıyor içindeki bu boşluğu. Trajikomik bir hikaye okuyoruz. Dediğim gibi son derece keyifli, sürükleyici, size oldukça hoş vakit geçirtecek bir kurgu söz konusu. Alt metinde ise varoluşsal sancılarını okuyoruz Unamuno'nun. Gerçek, gerçeklik nedir? Algı nedir? Algı ne kadar objektif olabilir? Bizi ne kadar yanıltabilir? Gerçek ne? Kurgu ne? Hani belki de biz kurguyuz da, hani kitapta bizim kurgu diye okuduğumuz şey gerçektir. Belki biz bundan nasıl emin olabiliyoruz? İşte gerçeklik ve kurgu arasındaki o sınırı muğlaklaştırarak bu soruları soran bir eser. Bu yine derdini anlatış biçimini, okuru yormamasını, gayet sürükleyici bir kurguyla bunu yapmasını çok sevdim. Genel olarak da çok severek okuduğum bir eser oldu. Ha bu arada evet, hani karakterler ve kurgu açısından klasik olarak nitelendirebileceğimiz bir eser yapısal olarak Sis. Ama hani bu alt metindeki derdinden dolayı modern romanı da çağrıştıran bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Belki de hani modern romanın yavaş yavaş ilk ayak seslerini duyuyoruz bu tarz eserlerle beraber. Çok severek okuduğum bir eser oldu benim de. Hani bu şekilde başarılı bir karakter, başarılı bir kurgu, sürükleyici, akıcı, işte okuru ne hani kopmasına neden olacak kadar basit, ne de ama böyle kıvrım kıvrım kıvrandıran zorlukta tam orta karar bir kurguyla anlatmak istediklerini, vermek istediği mesajı bu şekilde anlatabilen eserleri çok seviyorum. Ve bunun da aslında büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Unamuno'nun Sis'i de öyle bir eserdi. Tavsiye ederim. Hem klasikleri okumaktan hoşlananların sevebileceği bir eser, hem de daha modern romanlardan hoşlananların da zevk alarak okuyabileceği bir eser olduğunu düşünüyorum. Evet, bahsetmek istediğim kitaplar bu şekilde. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.